Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi'llezî hadana li hâzâ ve mâ kunnâ linehtedî levle en hadânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Allahümme Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugudeten min lisani yefkahu kavli Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Emma ba'du fel evvel Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel ba'dun Allah femen kâne fi kalbihi Allah فَمُعِينُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللَّهِ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللَّهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, nasip olursa bugünkü sohbetimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanları irşad ederken kullanmış olduğu yöntemleri, metotları inşallah hep birlikte tefekkür etmeye çalışacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdir ve kıyamete kadar bütün insanların, bütün insanlığın en güzel örneğidir. Efendimiz'e tabi olan kurtulur, Efendimiz'e tabi olmayı terk eden o da husrana uğrar. Dolayısıyla dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun, doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde huzurlu olmak, mutlu olmak, ahirette de ebedi saadete erişmek isteyen her kim varsa örneği, rol modeli Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Rabbimiz cümlemizi, Efendimiz'i bilen, tanıyan ve onu kendimize de en güzel bir şekilde örnek alan kullarından eylesin. Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den birçok ayeti kerimede bahseder. Mesela o ayeti kerimelerden birisi de Tevbe suresi 128. ayeti kerimede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biz ümmetine karşı böyle tavrını, duygularını, düşüncelerini, hareketini onu resmediyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Estaizu billah. لَقَدْ جَاءُكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسُكُمْ Muhakkak ki size sizin içinizden, yani sizden bir insan, bir peygamber geldi. Azizun aleyhi ma anittum ve o sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Yani bizden bir peygamber ama bize o kadar düşkün ki bizim bir sıkıntıya uğramamız ona çok ağır gelir. Harisun aleyküm, o size çok düşkündür. Allahu Ekber. Ümmetine çok düşkün bir peygamber. Bil müminine raufur rahim. Ve gerçekten müminlere rauftur. Çok şefkatlidir. Rahim, çok da acıyan, merhamet sahibi olan bir insandır. Hem şefkatli hem merhametli olan ve ümmetine çok düşkün olan, bir sıkıntıya uğradığımız zaman bu kendisine çok ağır gelen bizden birisi, bir insan, rol model alacağımız bir peygamber. Elhamdülillah. Rabbimiz peygamberimizi bilen, tanıyan ve onu en güzel bir şekilde örnek alan kullarından eylesin. Peygamber Efendimizin
bize o kadar fazla düşkünlüğü var ki tüm hareketlerinde, tavırlarında, insanlarla olan ilişkilerinde, münasebetlerinde en zor zamanlarda bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkanı ya da hal ve hareketlerini gördüğümüz zaman biz ümmetine ne büyük bir düşkünlüğü var onu müşahede etmiş oluyoruz. Şimdi bakınız, bir sahneyi ifade edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kendisini bir çobana benzetti. Bildiğimiz çoban. Böyle bir ateş yakan bir çoban. Böyle ateşi yakmış ve orada ateş yaktığı zaman etrafında böyle cır cır böcekleri, kelebekler vesaire falan, bunlar ateşi görünce ateşe üşüşüyorlar. Üşünce ne olacak? Yanacaklar değil mi? İşte o ateş yakan adam da ne yapıyor? O kelebekler, cır cır böcekleri o ateşe üşüşmesinler, yanıp helak olmasınlar diye elleriyle kollarıyla böyle onları ne yapıyor? Ya gelmeyin buraya, bak burada ateş var diye eliyle koluyla onları savmaya çalışıyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benimle sizin örneğiniz ateş yakan bu adamın hali gibidir. Sizler de ateşe girmek için, günahlara, haramlara girmek için, farzları terk etmek için o kelebeklerin, cırcır böceklerinin ateşe üşüşmesi gibi, atılması gibi siz de günahlara hücum ediyorsunuz. Ben de ellerimle o çobanın yaptığı gibi sizler oraya düşmemeniz için, ateşe düşmemeniz, günahlara düşmemeniz, haramlara düşmemeniz için ben çabalıyorum. Hatta kuşaklarınızdan tutuyorum sizi ama maalesef öyle oluyor ki kiminiz ellerimden kayıp ateşe düşüyorsunuz diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu örneği niye verdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde, yaşayışında, hal ve tavrında getirmiş olduğu, tebliğ etmiş olduğu o yüce dinde hayat vardır, huzur vardır, mutluluk vardır. Efendimiz'e, onun sünnetine, onun yoluna uymadığımız zaman sonunda ateş vardır, husran vardır, perişanlık vardır. Rabbimiz Efendimiz'i tanıyan, Efendimiz'i bilen, Efendimiz'in ahlakını da ahlak edinen kullarından eylesin. Şimdi gelelim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında irşat örneklerine bakalım. Efendimiz nasıl irşat ediyor? Yani bazen yolculukta irşat ediyor, bazen bir soru sorarak irşat ediyor, bazen korku zamanlarda, korkulu anlarda irşat ediyor, bazen tanıştığı kişilerle isimlerini öğrendiği zaman isimlerinden böyle olumlu manalar çıkararak, böyle bir iletişim kurarak onları irşat ediyor. Bazen iltifat ve ikram ederken irşat ediyor, bazen sokakta otururken, bazen dikkat çekici bir davranış ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini, Müslümanları irşad ediyor. Hatta şakaları ile, eşleri ile olan münasebetleri ile de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri, ümmeti Muhammed'i irşad etmiş oluyor. Hatta suç işleyen çocuklara karşı davranışında bile Efendimiz irşad etmiş oluyor. Hatta ezanla, ezan-ı Muhammedi ile alay eden gençlerle olan münasebetlerinde bile Efendimiz onları sımsıkı, kuvvetli bir peygamber aşığına dönüştürecek bir irşadı kullanmış oluyor. Hatta Peygamber Efendimizin karşısına çıkıp da ben zina etmek istiyorum, yani bir günah işlemek için izin isteyen delikanlıyı irşadında da o delikanlının nasıl bir dönüşüm içerisinde olduğunu da görmüş oluyoruz. Daha birçok örnekler var. Biz de inşallah şu anda vaktimizin el verdiği ölçüde bu örneklerden bazılarını ifade etmeye çalışalım. Ebu Abbas, Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh rivayet ediyor Efendimizle birlikte bir yerde, bir sokakta. Tabii onlar orada otururken bir tane bir adam geçti. Efendimiz sordu, dedi ki şu adam hakkında ne dersiniz? O geçen adam hakkında. Tabii yanındakine sordu. Oradaki insanlar da tabii şöyle bir cevap verdiler. Ya bu zat ileri gelen bir insandır, hatırı sayılan bir insandır, eşraftan bir insandır. Yani bu adam, yani Allah'a yemin ederim ki bir kıza talip olsa o kızı ona verirler. Yani bir söz söylese, yani onun sözü dinlenmeye layıktır. Efendimiz bir şey söylemedi. Belli bir zaman sonra oradan bir başka adam geçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peki bu adam hakkında ne dersiniz buyurdu. Hemen yanındaki de dedi ki ya Resulallah, bu adam
fakir Müslümanlardan birisidir. Yani öyle ki bir kıza talip olsa onu kızı ona vermezler. Yani birine bir aracılık etse bir konuda aracılığı kabul edilmez. Yani efendim böyle bir konuşmaya kalksa sözü dinlenmez. Böyle konuştu. Efendimiz bir şey demedi. Sonrasında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o iki adamın durumunu böyle her iki tarafta orada bulunanlar da iyicene anladı. Birisi kimdi? Eşraftan. Efendim makam mevki sahibi zengin bir insan. Ama öbürsü fakir ama Müslüman bir insan. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada buyurdular ki hâdâ hayrun min mil'il erzî mitle hâdâ. Şu adam var ya, şu sonuncusunu kastetti, o fakir Müslüman. Hani bir kıza talip olsa da kız verilmez ona. Birisine bir aracılık etse de onun ricası kabul edilmez. Yani bir konuşmaya başlasa onun sözü dinlenilmez dediği o adamı Efendimiz işaret etti. Şu adam var ya, öbür adam, yani imandan nasibi olmayan o adamlar gibi yeryüzü dolusu adamdan daha hayırlıdır buyurdu. Allahu Ekber. İşte bizim kıymetimiz böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman sahibi olan, Müslüman olan insanın değerini ifade etmiş oldu. Orada da hepimizin yaptığı bir yanlış var. Yani genelde yapılan bir yanlış. Bir makam sahibi ise ona farklı bir muamelede bulunuyoruz. Farklı bir itibarımız oluyor. Zenginse farklı bir itibarımız oluyor. Efendim toplumun ileri geleni ya da eşrafından ise farklı bir muamelemiz oluyor. Ama fakir gariban biri ise orada farklı bir muamelemiz oluyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun doğru olmadığını beyan ediyor. Doğrusu neymiş? Allah katında değerli olan iman ehli olmak, Allah katında değerli olan Müslüman olmak, Allah katında değerli olan Allah'ı da Resulü'nü de tanımak, Allah katında değerli olan Kur'an'a iman etmek ve Müslümanca yaşamaktır. Rabbimiz Celle Celaluhu Huzur Celal Hazretleri cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bak dediği yerden bakan ve Rabbimiz Celle Celaluhu'nun gör dediğini gören ve Müslümanca yaşayan, Müslümanca ölen, ahirette de Müslümanca muamele gören kullarından eylesin. Şimdi bu sahne bir sokakta geçen bir sahneydi. Efendimiz böyle otururken, hani biz de sokakta oturuyoruz ya bazen. İşte Efendimiz orada irşadını yaptı. Şimdi mescitte zaten diyeceksiniz ki hocam ya mescitte zaten her zaman irşad ediliyor. Şu anda da biz bir irşad hizmetindeyiz. Hocalarımız da zaten sürekli bir irşad hizmetinde. Cami demek zaten bir irşadın merkezi demek. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada anlatacağım bu irşadla alakalı durumu hal ve hareketleriyle alakalı. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu Ukbe İbni Haris radıyallahu anh anlatıyor, bir keresinde Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazını kılmıştım diyor. Şimdi hayal ediyoruz, hafızamızda canlandırıyoruz. Efendimiz mihrapta, biz de arkasındayız ve şöyle bir tavır sergilediğini anlatıyor bu güzel sahabi bize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz bittikten, yani selam verdikten sonra süratle birden yerinden kalktı ve o safları yara yara hemen oradan yan tarafta bulunan Efendimizin hanımlarından birisinin odasına girdi diyor. Tabi selam verir vermez bunu böyle yapınca, yerinden kalkınca safları yara yara efendim odalarından birisinin odasına girince, orada da belli bir miktar beklediği zaman sahabi-i kiram çok endişe ettiler. Ne oldu acaba? Yani biz de şimdi hocamız burada böyle bir şey yapmış olsa acaba ne oldu deriz, merak ederiz. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir miktar odada kaldıktan sonra döndü ve baktı ki sahabe merak ediyor. Çok da endişelenmişler. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu hareketi niye yaptığını anlatıyor. Şöyle buyurdu Efendimiz. Odamda, yani evinde birazcık altın veya gümüş olduğunu hatırladım. Yani ben onları böyle sadaka olarak vermek istiyor Efendimiz. Zaten altın ve gümüşü biriktirdiği ya da mal mülk yığdığı falan yok. Efendimiz vefat ettiği zaman da ne bıraktığı mirasından belli. Hayatındayken de eline ne geçerse bütün sahabeyle paylaştığı malumumuz zaten. Efendimiz evde birkaç böyle birazcık altın ve gümüş olduğunu hatırladım da beni hayırda acele etmekten bana mani olmasın, bana engel olmasın istemedim. Onun için hemen
ben gittim eve de derhal onun dağıtılmasını istedim. Allahu Ekber. Ya namazdan sonra insan tesbih çekilir vesaire falan diyelim. Yani şimdi bizim kendi mantığımıza göre düşünelim. Ya sonra da veririz değil mi? Ya da ertesi gün de veririz. Ya hafta sonu da veririz gibi şeyler aklımıza gelir. Ancak Allah yolunda infak etmenin, Allah yolunda vermenin, karşılıksız vermenin, Allah'ın bize vermiş olduğu rızıklardan zekat olsun, sadaka olsun, infak olsun, Allah için vermenin o kadar ehemmiyeti, mühim bir durumu var ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda selam verir vermez safları yara yara süratle hanımlarından birisinin odasına gitmesi, derhal bunların dağıtılmasını istemesi, infak etmenin, zekat vermenin, sadaka vermenin, Allah yolunda karşılıksız vermenin ne kadar mühim olduğunu gösteriyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi infak ehli olan, sadaka ehli olan, zekat ehli olan, Allah yolunda karşılıksız veren, cömertlik ehli olan kullarından eylesin. Kur'an-ı Kerim'de özellikle وَاَقِيمُ السَّلَاةِ وَاَتُوا الزَّكَاةِ böyle namaz kılın, zekat verin ayet-i kerimeler çok fazla böyle peş peşe gelir. Dolayısıyla namazla zekat birbirinden ayrılmaz. Yani namazla cömertlik, namazla eli açıklık, namazla insanlara infak etmek, namazla hediyeleşme, namazla insanların ihtiyaçlarını giderme ahlakı birbirinden ayrılmayan temel bir ilkedir. Ve Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde bu ve buna benzer ayet-i kerimelerin zikredilmesi, Rabbimizin bizlere bunu hatırlatması, özellikle namaz kılan Müslümanların zekattan, sadakadan, infaktan gafil kalamayacağı, kalmaması gerektiğini ifade ediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu hem cümlemizi, ailemizi, nesillerimizi namaz ehli ve cömertlik ehli olan kullarından eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in irşadı her alanda devam etti. Hatta şakalarında bile, şakalaşırken bile Efendimizin irşadını görüyoruz. Hatta çok kıymetli eserler, Efendimizin şakaları diye, Efendimiz şakacı sahabeler diye böyle çok kıymetli eserler de İslam alimlerimiz tarafından kaleme alındı. Mesela o şakalardan birisinde nasıl Efendimizin irşad ettiğini göreceğiz. Bir gün bir yaşlı kadın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi, dedi ki ey Allah'ın Resulü, benim için dua et de ben cennete gireyim dedi. Ne güzel bir dua değil mi? Yani hepimizin arzusu bu. O da Efendimiz'i buldu. Pat diye isteğini söyledi. Ne güzel. İyi ki söylemiş. Biz de öğreniyoruz. Çünkü gelecek netice, Efendimiz'in cevabı neymiş? Buradan Efendimiz'in irşadı ile birlikte dinimizin yeni yeni hükümlerini, ilkelerini öğrenmiş oluruz. Elhamdülillah. Rabbimiz o hanım sahabiden de bütün sahabilerden razı olsun ve cümlemiz de o sahabilerin yolundan gidenlerden eylesin. Ya Resulallah dedi bu yaşlı kadın, Allah'a dua et de ben cennete gireyim. Bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennete yaşlı kadınlar girmeyecek dedi. Öyle deyince kadın zaten yaşlı, üzüldü. Tabi sonra aradan belli bir zaman geçti, onun üzüldüğünü öğrendi. Hem Ayşe annemiz vasıtasıyla, tabi sahabeler de onun üzüldüğünü gördü. Bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani hem ona haber göndermiş oldu, hem de orada bulunan insanlara da şu güzel ilkeyi buyurdular. Ona söyleyin, yaşlı kadınlar cennete yaşlı olarak değil, genç olarak girerler. Şimdi neyi gördük burada? Temel bir ilke var. Cennet Rabbimizin bir lütfudur, bir ikramıdır. Dünyada çekilen bin bir türlü sıkıntılarımız, herkesin farklı sıkıntıları var. Ama cennet rahat etme yeri olduğu için insanlar en fazla ne zaman rahat eder? Efendim beli bükülmüş, derisi buruşmuş, efendim bir sürü hastalıkları olduğu zaman, yaşlandığı zaman mı, genç, dinamik olduğu zaman mı daha rahat, huzurlu olur? İşte gençken, işte cennete de insanlar yaşları ne kadar olursa olsun vefat ettik zaman cennete girecek. Cennet ehli genç olarak girecek ki cennetin o güzel nimetlerinden güzel güzel istifade etsinler. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel müjdelerine nail olan kullarından eylesin. Tabi Efendimiz böyle zaman zaman şaka yapınca sahabelerden bazıları merak etti. Dediler ya Resulallah sen şaka da mı yaparsın? Yani hayret ettiler. Şimdi böyle somurtkan bir insan mı? Bir krallar falan böyle alışmışlar ya. Ama Efendimiz böyle şaka yaparken, efendim bir şakaya gülerken ya da şaka yaptığı zaman insanları güldürürken, düşündürürken, hisse ve ibret aldırırken böyle görünce şaşırdılar. Ya Resulallah sen şaka da mı yaparsın diye sordukları zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet ben şaka yaparım
fakat ben şaka yaparken bile hakikati söylerim buyurdular. Demek ki şakalarımızda yalan olmayacak, şakalarımızda hakikat olacak, şakalarımızda doğruluk olacak, şakalarımızda insanı düşündüren, şakalarımızda insanlara hisse aldıran, şakalarımızda insanlara ibret aldıran güzellikler olmuş olacak. Hem güleceğiz, hem düşüneceğiz, hem ibretimizi hem de hissemizi almış olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi konuşurken de şaka yaparken de hakikatten ayrılmayan kullarından eylesin. Tabii şimdi adına stand-up denilen bir şey çıkmış. Efendim yalan üzerine konuşuluyor. Efendim birileriyle alay ediliyor, dedikodu yapılıyor. Genelde belden aşağı konuşuluyor ve böyle insanları güldürmeye çalışıyorlar. İşte bunlar nedir? Bunlar İslam'a göre uygun değildir, doğru değildir. Zaten kişi yalan söylediği zaman haram işlemiş olur. Dolayısıyla Müslüman bir şaka yapacağı zaman da efendim şaka yapan insanları dinleyeceği zaman da ölçümüz ve prensibimiz neymiş? Doğru olmak, doğru konuşmak, doğruyu dinlemek. Rabbimiz cümlemizi doğru olan ve doğruluktan da ayrılmayan kullarından eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irşadı her alanda devam etti. Mesela eşleriyle olan münasebetlerinde. Şimdi burada büyük çoğunluğun evli olduğunu düşünüyoruz. Öyle tahmin ediyorum. Gençler var. İşte bekar olanlar varsa da onlara da biz de dua ediyoruz. Rabbimiz bekar kardeşlerimize en kısa zamanda saliha bir hanım nasip eylesin. Onlara da Rabbimizin dinini tam bir şekilde yaşama fırsatı imkanı sunan evliliği Rabbimiz bu genç kardeşlerimize de lütfeylesin. Genelde bütün peygamber efendilerimiz hepsi evliydi, nikahlıydı ve bu da nedir? Peygamberlerin bir sünnetidir. Geciktirmemek lazım, evlenmek lazım. Evlendiği zaman kişi dininin yarısını tamamlamış olur. Efendimiz diğer yarısını da artık Allah'tan korksun, o da öyle dinli yaşamaya devam etsin diye Efendimiz evliliğin kıymetin değerini bizlere ifade etmiş oldu. Şimdi bir gün Efendimizin hanımlarından Aişe annemiz, annemiz diyoruz. Niye? Çünkü Efendimizin hanımları Ümmeti Muhammed'in annesidir. Ayşe annemiz de Efendimizin hanımı, bizlerin annesi. Bir gün Efendimiz'e dedi ki, hani beni seviyor musun dedi. Efendimiz seviyorum dedi. Peki ne kadar seviyorsun dedi. Efendimiz yani ona öyle bir ifade kullandı ki, kör düğüm gibi. Yani bazen öyle olur ki bir kör düğüm olur, uğraş çözemezsin, sonra da keseriz onu. Yani kör düğüm çözülmez. Yani öyle bir aşkı, muhabbeti, sevgisi var ki kör düğüm gibi dedi. Bu da neyi gösteriyor? Yani burada özellikle kadınların sevilmeye, yani bu gerçi hepimizin sevilmeye, sevgi sözcüklerini duymaya, iltifada ihtiyacımız var. Fakat kadınlar bizlerden birkaç adım daha önde. Dolayısıyla eşlerin hanımlarına seni seviyorum demesi, sevgisini dile getirmesi bu nebevi sünnette vardır ve bu da sevaptır. Muhabbeti de artırır, ailenin devamını da güzel kılmış olur. Ayşe annemiz dedi, beni ne kadar seviyorsun, gördüğüm gibi dedi. Tabi aradan belli bir zaman geçti. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemiz tekrar sordu. Kör düğümün durumu nasıl dedi. Yani kör düğüm nasıl? Yani gevşedi mi vesaire falan. Efendimizin verdiği cevap da enteresan. Çok muhteşem. Hepsinde birer ibret var, hisse var. İrşad ediyor Efendimiz bizi ve bütün aileleri, bütün gençleri, bütün yetişkinleri. Kör düğüm nasıl deyince Efendimiz ilk günkü gibi buyurdular. Demek ki ailede sevginin, muhabbetin, aşkın devam etmesi için o ilk evlendiğimiz zaman nasıl gerdek gecesinde, o düğün gecesinde insanlar böyle hüzünlü olmaz, herkes mutludur, en mutlu olduğu zamandır. İşte kişi evlendiği zaman nasıl mutlu ise, sevinçli ise, heyecanlı ise o sevgiyi, muhabbeti ömür boyu yani son nefese kadar sürdürmek, bu da nedir? Nebevi bir sünnettir ve bunun da büyük sevabı vardır. Aileye de, ocağa da, efendim tencereye de, keseye de, kalbe de, efendim ibadetlerimize de muhteşem bir bereketi vardır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, evlerimizi, yuvalarımızı, eşlerimizle olan münasebetlerimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi ailesiyle olan o güzel bereket gibi olan kullarından eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin farklı farklı irşat yöntemleri var. Mesela onlardan birisini de şöyle ifade edelim.
Bir gün bir çocuk, bu sahabe çocuklarından Rafi İbni Amr, böyle ağaçları, hurma ağaçlarını taşlıyor. Hurma düşsün de alıp yiyeyim diye. Tabii o bahçe sahibi bakıyor ki bir gün, iki gün çocuğu bir türlü yakalayamıyor. En sonunda yakalıyor bunu. Tabii sonra ne yapayım diyor. Ben en iyisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götüreyim dedi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna getirdi. Ve tabii çocuk korkuyor. Ağaçları taşlamış, hurma ağaçlarını, hurmayı taşlıyor. Tabii böyle bir suçluluk psikolojisi içerisinde Efendimiz huzuruna getirildi. Ve baktı ki Efendimiz çocuk korku içerisinde, bir suçlu durumda. O bahçe sahibi dedi ki, ya Resulallah bu dedi benim hurma ağaçlarımı taşlıyor dedi. Ben yakaladım getirdim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona hemen yavrucuğum buyurdular. Sonra onun başını okşadılar. Hurmayı niçin taşlıyorsun dedi. Bir onun kendisini ifade etmesi için ona böyle bir imkan tanıdı. Sonra o da dedi ki, ya Resulallah açtım. Yani aç olduğumdan dolayı, karnım aç olduğundan dolayı karnımı doyurmak için bu yola başvurdum dedi. Tabii Efendimiz güzel bir ona, zaten hep Efendimiz tebessümlüydi. O çocuğa da yine bir güzel tebessüm etti. Sonra başını şefkatle okşadı. Ondan sonra ona buyurdu ki, yavrucuğum bir daha ağaçları taşlama. İlla bir hurma yemek istiyorsan ağaçların altına düşenlerden topla dedi. O da tamam dedi. Bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona orada dua etti ve artık o da ömrü boyunca Rafi bu hatırayı unutmadı. Şimdi çocuğa bağırmak, çağırmak, efendim lanlulunlu kelimeler konuşmak ya da bir iki tokat atmak vesaire falan. Bu nebevi sünnette yok. İşte şu anda gördük ki o çocuk bunu ömrü boyunca unutmadı. Her zamanda büyük bir hatıra olarak bunu anlattı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem suç işleyen, suçluluk duygusu içerisinde olan kişilere kendini ifade etme imkanı sundu ve ona yavrucuğum diye tatlı bir dille, güven veren bir sözle söze başladı. Niçin bu işi yaptığını söyledi. Ağaçları niye taşladı? O da karnı aç olduğunu, sonra Efendimiz onun saçlarını okşadı ve ona dedi ki, bir daha sen böyle hurma yemek istediğin zaman ağaçları taşlama, altına düşenlerden topla dedi. Hem ona yasağı gösterdi, taşlama ve nasıl bir yöntem, karnı doyuracaksın, yerdekileri topla diyerek ona efendim ne yapılması gerektiğini de ifade etmiş oldu. Hem sorunu Efendimiz ondan öğrendi ve çözümü de ona göstermiş oldu. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim metodunu, irşat metodunu hayatımıza yansıtan kullarından eylesin. Şimdi gelelim bir başka örneğe. Tabi bu örnekleri anlatıyoruz da bu örnekler sadece yaşandığı yerde kalmayacak, bugüne gelsin diye. Ailemizde, sokakta, çarşıda, pazarda, ticarette, eşimizle, arkadaşlarımızla bunları bu nebevi sünnetten hissemizi alarak uygulayalım diye anlatıyoruz. Şimdi bir hadise de ezanla dalga geçen gençler var. Şimdi Efendimiz onları nasıl terbiye etti? Ona bir bakalım. Mekke fethedildi. Mekke fethedildikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn Savaşı'na büyük bir 12 bin kişilik büyük bir orduyla katıldı. Huneyn, Evtas Savaşı derken büyük ganimetler de elde edildi. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Huneyn Savaşı'ndan dönerken artık döndü. Ebu Mahzure diye bir sahabi var. Genç bir delikanlı. Bu kendisi bu hadiseyi anlatıyor. Tabi yanında da böyle 10 civarında arkadaşı var. Ebu Mahzure de onların yanında. Tabi kalbim tam İslam'a ısınmamıştı diyor. Gerçek olarak kalbim tam imana ısınmamıştı. Efendimiz'e tam sevememiştim diyor. Mekke yeni fethedilmiş ve böyle bir durumda. Bu sefer o esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Bilal Habeşi ezan okudu. Bunlar da orada ezan sözlerini araya ediyorlar. Ezan okuyorlar ama dalga geçerek. Böyle eğik bükerek, böyle bir kıkırdaşak yürüyorlar, okuyorlar. Böyle 10 kişi orada böyle ezanı Muhammed ile dalga geçiyorlar. Sonra tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları duydu. Duyunca oradan birisini gönder. Dedi ki, ya bunların arasında sesi güzel olan birisi var. Git şunları bir çağır dedi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bunlar geldiler. Tabi işinizdeki sesi güzel olan kimdi dedi. Tabi Ebu Mahzure Efendimiz'i tam sevmemesine, kalbine de iman tam yerleşmemesine rağmen mecburen benim dedim ki, arkadaşlarım da zaten beni gösterdi. Ebu Mahzure o güzel sesli dediler. Sonra Efendimiz buyurdular ki, ya
Bir ezan oku dedi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun o güzel ezan okumasından, yani sesinin böyle güzelliğinden çok hoşnut oldu. Sonra o istemeye istemeye ezan okudu. Efendimiz zaten sevmiyor, tam sevgi oturmamış. İstemeye istemeye ezanı mecburen artık Efendimiz'in huzuruna gelmişiz, arkadaşları da orada. Okudum diyor. Okuduktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok hoşnut oldu ve elime bir miktar para verdi. Sonra efendim benim böyle sırtımı, efendim alnımı öptü, sırtımı efendim okşadı ve bana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Ve şimdi tabi öyle olunca biraz önce ezanla dalga geçen bir grup var. 10 kişilik genç bir delikanlı grubu. Efendim onları çağırdı. Onlar suçluluk duygusu içerisindeler. Efendimizin belki de bağırıp çağıracağını düşünüyorlardı. Ama Efendimiz öyle yapmadı. Aranızdan hangisi o sesi güzel dedi. Ebu Mahzure işaret ettiler. Ha bir ezan oku bakalım dedi. O da okudu. Çok memnun oldu. Bir miktar para verdi ona. Sonra onun böyle sırtını sıvazladı. Ve ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir dua etti. Alnından da öptü. Tabi öyle olunca birden böyle tabii kalpleri evirip çeviren kimdir? Allah Celle Celaluhu'dur. Ve sonra o genç delikanlı, ezanla alay eden o genç delikanlı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme döndü. Dedi ki, ey Allah'ın elçisi, Mekke'de ezan okumama müsaade eder misin? Dedi. Efendimiz ona müsaade etti. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık Mekke'den Medine'ye gidene kadar Bilal Habeşi ile birlikte Ebu Mahzure ezan okudu. Bilal Habeşi de Efendimiz'le birlikte Medine'ye gittikten sonra Ebu Mahzure bu müezzinliği devam etti ve ömrünün sonuna kadar da bu şekilde devam etti. Hatta şunu da ifade ediyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o böyle onu kendisine dua etmesi, saçlarını okşaması onun o kadar çok hoşuna gitmiş ki Efendimizin saçlarını okşadıkları yerleri hiçbir zaman ömrünün sonuna kadar kesmemiş. Bunu da özellikle ifade ediyor. Bu da nedir? Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irşat konusunda sertliğe, kabalığa, azarlamaya, suçunu yüzüne vurmaya değil de onun kalbine girecek yönden yaklaşmasıyla meydana geldi. Dolayısıyla Rabbimiz her alanda bize irşadıyla örnektir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i her alanda örnek alan kullarından eylesin. Şimdi hocamız dedi ki, hocam dedi, burada liseli öğrencilerimiz Cuma'ya yetişecek, bir 4-5 dakika uzatabilir misiniz dedi. Ona istinaden böyle uzattım. Son örneği vereyim, öyle bitirmiş olalım. Yeterli değil mi hocam? Tamam, eyvallah. Şimdi genç bir delikanlı Efendimizin yanına geldi. Sahabe yanında dedi ki, ya Resulallah, bana zina etmek için izin ver dedi. Şimdi düşünün. Şimdi biz olsak ne yaparız? Efendimiz zinayı, bu tür gayrimeşru ilişkileri kaldırmak için gelen bir peygamber, iffetsizliği kaldırmak, iffeti yerleştirmek için gelen bir peygambere zina için bana izin ver diyor. Sahabe üzerine çullanmaya başladı. Bağırıp çağırdılar. Durun dedi Efendimiz. Adamımı bana bırakın dedi. Açıldılar. Gel bakalım dedi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne istiyorsun dedi. O da dedi ki, zina etmek istiyorum dedi. Bana müsaade et dedi. Bu tabii Müslüman. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, şimdi senin zina etmek istediğin bir kimse, yani bir kadındır neticede. Ona şöyle damardan girerek böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem can alıcı noktadan girdi. Dedi ki, senin annenin birisiyle zina etmesini ister misin? Çocuk irkildi birden. Yok ya Resulullah dedi ya. Ve Efendimiz dedi ki, zaten senin zina edeceğin birisi de muhakkak birisinin annesidir. Onlar da bunu istemez dedi. Sonra peki dedi, senin kız kardeşinin birisiyle zina etmesini ister misin dedi. Yok ya Resulallah dedi. Yine irkildi genç delikanlı. Efendimiz işte senin zina edeceğin birisi de muhakkak birisinin kız kardeşidir. Onlar da böyle bir zinayı istemezler dedi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona nasihatlarda bulundu. Sonra ona dua etti ve o genç de tamam ya Resulallah, ben bir daha böyle bir şeye efendim tevessül etmeyeceğim diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda da söz vermiş oldu. Sonrasından bakıyoruz, o genç delikanlı ömrü boyunca iffetli yaşadı. Hiçbir zamanda zina gibi gayri meşru ilişkilere, bırakın tevessül etmeyi, dilinin ucunda onun muhabbetini dahi etmemiş oldu. İşte bu da neyi gösteriyor?
hangi durumda, hangi şartlarda olursak olalım, Efendimizin irşadından, hayatından, ahlakından, örnekliğinden alacağımız hisseler vardır. Hayatımıza yansıtacağımız güzel pratikler vardır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimizi bilen, Efendimizi tanıyan, Efendimizin ahlakın ahlak edinen kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ailece, nesillerimizce namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, iffet ehli ve istikamet ehli olmayı nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu haramlardan, günahlardan cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten şehitlerimizin ruhu için, haseten Bartın'da şehit olan kardeşlerimizin ruhu için, hasta yaralı olan bütün kardeşlerimizin de şifa yap olabilmesi için, haseten vatanımızın, milletimizin selameti için, haseten Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.